sevginin zeminini Allah olan sevgi oluşturur. Allah olan sevgi. Şimdi ama Allah olan sevgi deyince tabii adam şimdi düşünür ya, ben Allah'ı seviyorum ama yani görünmeyen bir varlığı seviyorum. Allah zaten tecelli eder. Yani insan, hayvanlarda, bitkilerde, meyvelerde, sebzelerde, genel coğrafyada tecelli eder. Arazide, her yerde tecelli eder. Biraz daha dikkatlice bakılınca da eşyada tecelli ettiğini görürüz. Yani televizyonda, bilgisayarda, kadehte, her şeyde, yiyeceklerde, hazır yiyeceklerde, her şeyde tecelli ettiğini görürüz. Ama en çok tabii, en güçlü tecellisini Allah kadında yapar. Yani en güçlü tecelli olur. Çünkü beş duyuyla sevgi ifade etme imkanı vardır kadında. Ha bu nedir yani bu sevgi? O Allah tarafından özel verilir yalnız. Yani şimdi bunu mesela bir insan özenir ama ruh sahibi değildir. Ya sevgini güzel, ben de seveyim, hoşlanayım falan. Yapamaz, olmaz. Yani kadından hoşlanamaz. Ruh sahibi olmayan bir insanın kadından hoşlanması mümkün değildir. Çocukları sevemez. Mesela diyor ki şarkılarda, işte ruhum kapalı, hiç kimseyi sevmezdim. İlk defa gördüm, seni sevdim diyor. Ne demek istiyor biliyor musun? Ben ölüydüm diyor. Böyle bir heveslendim. İnsanlar sevmeden bahsediyor, ben de sevmeye kalktım. Sevgi taklidi yapıyorum diyor, anlamı budur. Seven sürekli sever, öyle bir şey olmaz. Sevme yeteneğiyle insan doğar. Sevmeye aç olur. Yani akıl almaz bir açlık hisseder. Ta küçük çocukken bu açlığı hissetmeye başlar. Daha 2 yaşında. Bak, sevme ve sevilme arzusu olur. Bu onun iman ehli olduğunu gösterir. Sevme ve sevilme arzusunun güçlü olması.